İstanbul Kadıköy'de bir binanın en üst katından beton parçası yağdı. O sırada kaldırımda oturan genç adam ölümden döndü. Bakın o anları güvenlik kamerası nasıl kaydetti. Ne geldi başınıza? 3 gün önce Kadıköy'de kaldırımda tam da böyle otururken birden kafama taş parçaları yağmaya başladı. Bakın bu binanın tepesi. İşte bu büyüklükte taş yağdı. Birden fırladım bu şekilde. Canımı zor kurtardım resmen. Kaldırımda otururken başından aşağı işte böyle koca koca taş yağdı. Gördüğünüz taşların hepsi birden kafama yağmaya başladı. Neye uğradığını şaşırdı, yerinden fırladı. Çok korktum. Gerçekten çok korktum. Elim ayağıma dolandı, ne yapacağımı şaşırdım yani. 30 yaşındaki Vecdi Akgül Kadıköy'de, İstanbul'un göbeğinde işte böyle ölümden döndü. Telefonumu tamirciye getirmiştim. Ben de geçip şöyle gölgelik yerde oturmak istedim. Kaldırım buldum, müsait bir kaldırım. Ne olduysa oturduktan 5 dakika sonra oldu. Bina bu. Bakın en üst kattaki pencereye. Yeri belli. Koca koca parçalar. Tam da oradan aşağı yağdı beton parçaları. Parça parça üstüne düştü. Şu taşı görüyorsunuz. Sivriliğini ve kalınlığını görebiliyorsunuz. Bakın yerde duruyor hala o beton parçaları. Kaç tane parça var? Hiç sağlam değil. Şu şekilde parçalanıyor direkt. Bunlardan birinin yanlışlıkla kafanıza isabet ettiğini düşünsenize. Biz düşünmek bile istemiyoruz. Bakın şu şekilde tam omuzuma çarptı benim. Omuzumda şişiklik var benim şu anda. Kolumu 3 gündür doğru düzgün hareket ettiremiyorum. Esnafın söylediğine göre bina yıkılma kararı verilmiş. Yalnız binada herhangi bir güvenlik çemberi veyahut da emniyet şeridi falan herhangi hiçbir şey yok. Bakın binanın etrafında hala bir güvenlik önlemi yok. Yani aynı şey bir başkasının da başına gelebilir. Üstelik bu kaldırım Kadıköy'ün göbeğinde. Çok işlek. Bir başkasının başına düşmeyeceği anlamına da gelmiyor. Canımız bu kaldırımdan geçerken pamuk ipliğine bağlı. Benim canım yanmadı ama başkasının canı yanabilir. Rica ediyorum başkalarının canı yanmasın. Lütfen yetkililerden ricam, önlemi alınsın binanın.